Herkese Japonya'dan, Tokyo'dan selamlar arkadaşlar. Bugün Japonya'nın en büyük market zincirlerinden birine geldik. Costco'ya geldik. Size aylık alışverişimizde neler aldığımızı, ne kadar fiyatların olduğunu hepsini göstereceğim Tokyo'dan. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Şimdi içeriye girelim, aylık alışverişimizi yapalım Japonya'dan. Girişimizi yapar yapmaz bu arada kartla giriliyor bilmeyenler için. Üyelik kartınızın olması gerekiyor. Onun fiyatı da yaklaşık 30 dolara falan geliyor. Senelik bir şey. Girişte genelde böyle elektronik eşyaları koyuyorlar. Aa, kış geliyor bakın burada 30 dolara falan ne güzel yünlü münlü şeyler satıyorlar. Koltuk almıştık. L koltuk. Gerçekten o ev videomu açın bakın. Ucuz fiyata denk getirmiştik. O konuda biraz şanslıyız. Arada sırada böyle dışarıda bulamayacağınız fiyatlara buralardan güzel fiyatlara şeyler düşürmeniz mümkün. Bakın fazla da sizi sıkmadan özellikle yeme içme ile ilgili şeyler göstereceğim size. Şu Japon bebeğin suratından bile anlaşılıyor. Şu tatlılığa bakın. Tam böyle çocuğuna mocuğuna alacağın şeyler ya ne güzeldir. Evet. 2024'e doğru adım adım. Çok da öyle buranın standartlarına göre pahalı şeyler değilmiş. 70 dolar 50 dolar şu biraz pahalı 120 dolara falan geliyor. Bizim evde var ben Nitori'den ucuza kapatmıştım onu 8-10 dolara. Şu tatlıymış bak. Lan ben bunu eve koysam evin dörtte biri kapanacak. Balkona koyacağız. Fiyat güzel yani 40 dolara falan geliyor güzelmiş. Bu ne lan yorgan gibi. Ha bunu üzerine falan örtüyoruz. Ha, ne güzel. Üzerinde bir hayvan yatıyormuş hissiyatı veriyor. Ama bu Japonlara göre. Hoş benim baksana bir ayağım boyunda bu. Zaten yorganda sıkıntı yaşıyorum. Bir tane yorgan var evde gece üzerimi örttüğüm. Parmaklarım böyle şey dışarıda kalıyor. Sürekli içeriye sokmaya çalışıyorum şu şekilde. Çikolatada adım yazıyor. Bana genellikle Cemo diyorlar ya. Cemo yazıyor. Şu vallahi içkiler burada Don Quixote ayarında. O yüzden içki fiyatları. O neymiş öyle ya? Böyle bir parfüm vardı. Don Quixote ayarında. Oo ne güzel sake. Ulan bir ikodat da house'um olsa bak bundan alırım işte. Oo, ne kadar ağır oluyor öyle. 2024'de. Ekmek bölümü nerede? Benim bölümüm başladı ya. Bunları genellikle alıyoruz. Stok yapıyoruz. Şöyle ekmekleri seviyorum. Ne kadar fiyat? Şundan başlayalım. 1000 yen. 7 dolara falan geliyor. Çünkü bizim oralarda ekmek bulmak biraz sıkıntılı. Şunu atalım. Buzluğa atıyorum. Bana bu 2-3 hafta yeter. Burada eşantiyon bir şeyler dönüyor. Bu Japonlar hamur işi şeyleri çok seviyorlar ya. Orada kek mi dağıtılıyor, bir şey dağıtılıyor. Vallahi bir ekmek aldık. Ulan kaşla göz arasında gitmiş pankek almış ya. Arkamı döndüm pankek koymuş. Valla o küçük ekmeklerden buzdolabının altına stok yapmayı seviyorum açıkçası. Ne kadar fiyatlar? Fiyat 4 dolara geliyor. Ucuz ekmek. Ekmekleri deli gibi getiriyor valla. Ne aldın yine? Ne bu? Buraya mı yaptın? Pankeyi bıraktı bunu aldı. Bu kadar ekmeği ne yapacağız? Ve geldik benim en sevdiğim bölüme. Oo, kıymaların kilosunu attırmışlar. İfle porkun domuz etinin karışımı. Şu direkt şey olması lazım. İnek eti olması lazım. Bunlar daha önceden 2 kilo filandı. 3 kilo 3568. Yani 2 saatlik bir çalışmayla 3 kilo kıyma alabiliyorsunuz Tokyo'da öyle söyleyeyim. Tabii domuz daha ucuz. İnek etini şöyle seviyorlar. Böyle ince ince dilimleyip pilavın üzerine koyup böyle sosla mosla hapur hapur yemeyi çok seviyorlar. Kilosu 2,5 dolara falan geliyor. Burada domuz ucuz, tavuk ucuz. İnek bölümü patır patır çalışıyorlar. Zaten Japonlar seviyor böyle Amerikan var işleri seviyorlar ama porsiyonlar bayağı bir artmış burada. Bunların da kilosu 1,5 dolara geliyor. Ya toplu halde alan Japon daha önce buralarda zaten toplu halde almaya geliyorlar. Bak burada da kızarmış tavuklar var daha önce. Bak bunlar akılcı yapmışlar. Kızarmış tavuklar ne kadar babuş. Göremiyorum ki ne kadar. Ana bu 5,5 dolara geliyor. Bak bundan alınabilir. Giderken biz bunu alalım. Çok güzel. Hardalla çok iyi gidiyorlar. Burada tavuğu döndürüyorlar. Dışarıda bunu bulmak zor çünkü. Burası da benim tavuk bölümüm. Burada ne var? Kanat var. Göğüs var. Göğüs bu taraf. Biz bunlardan alıyorduk. Aha. Böyle de koymuşlar bak.
Tam bizim marketlerdeki gibi. 10 dolara geliyor şu. Yani bir saatlik çalışma aşağı yukarı şu tavuğu alabiliyorsun. Eşim genellikle bunları seviyor. Bu kemiksiz memiksiz olanları seviyor. Bunu salçalı malçalı yapıyoruz, yiyoruz ya. Fiyatı güzel valla. 2498 yen. İşte 15-16 dolara geliyor. Şundan da bir tane alalım. Koyalım. Kaç kilo? 2,5 kilo. Kahvaltı bölümü. En çok ben kahvaltı tükettiğim için her zaman aldığım ürünlerden bir iki tane göstereceğim. Genelde bunu alıyorum ya. Bu güzel oluyor. Tosta, mosta. Onun dışında peynir bulmak Japonya'nın marketlerinde bu büyüklükte zor olduğu için bir tane daha alıyorduk. Dur bakayım o neredeydi. Bir tane daha vardı da onu kaldırmışlar mı? Kırklant. Bu Kırklant'ın ürünleri güzel. Ama tabii buraya gelene kadar pahalanıyor. Aa, buydu. Buldum. Şu İngiliz ürünü. Çedarlı peynir. Bu da güzel. 1398 işte 10 dolara geliyor. 10-12 dolara geliyor. Güzel, o da 10 dolara geliyor. Peynir ihtiyacın ama bir tane daha kaşar alacağım. İşte ise birkaç ay kaşar peynir düşünmek istemiyorum. Benim buraya geldiğimde hep aldığım bir ürün var. Böyle küçük paketlerde içerisinde lime, domates, işte avokado, soğan, domates. Oh, başımda. Şunu bırakalım, bu açıldı, çaktırma. Yolda patlar matlar mı var bunun fiyatı? 2148 yen, işte 14 dolara falan geliyor. Türk lirası kaça geliyor? Hemen kafada bir 400-500 lira falan geliyordu da aşağı yukarı 1,5 saatlik bir çalışmayla şöyle bir şeyler alınabiliyor. 16 tane paket var. Japonya'nın diğer marketlerinde bulmak zor olduğu için buralara geldiğimizde bu şekilde topluyoruz. İtalya'yı seviyoruz. İtalya gezimizde İtalya yemeklerini çok sevmiştik. Burada çörek, mantarlı sos var. O ekmeğin üzerine koyacaksın, o aldığımız küçük ekmeklerimizi. Hapır hapır yiyeceksin, hafiften bir ısıtacaksın. Ya da 1000 yen. 7 dolara geliyor. Güzel. Bize bu, size bir söyleyeyim. Bize bir ay yeter bu. Bak şöyle. Şunlar neyi de güzel gidiyor biliyor musunuz arkadaşlar? İçkinin yanında çok güzel gidiyor bu sucuklar. Böyle ufak ufak kesiyorum bunları. Şu kadar şu kadar yapıyorum. İnanılmaz güzel gidiyor. Özellikle viskinin yanında. 8 dolara falan geliyor. Ama bu farklı. Alalım mı? Bundan da bir tane alalım. Bir iki tane de füme jambon göstereyim. Onları da arada sırada alıyoruz, yiyoruz. Bunlarla ilgili tek sıkıntı. Evet. Standartların üzerinde biraz olmaz. 2600 yani işte 20 dolara denk geliyor. Ama lezzetliler yani. Yediğini anlıyorsun ya. Bunu koyuyorsun ekmeğin arasına. Anlatamam size. Bir de Amerikalı gibi mustard'ı basıyorsun. Ben sosisçiyim arkadaşlar. Ben kahvaltıda yani 10 çeşit olsun, onun da silip süpürdüm. Bu sarımsaklı. Bunu alacağım. 10 dolara geliyor. Bunu bir koyalım önce. Bunu bir koyalım. Öyle bir 8 dolara dilimlenmiş şöyle bir jambon. Bunun üzerine mayonezi, kekiği, pul biberi bir basıyorsun, bir yiyorsun. Mükemmel oluyor. Bir tane de şöyle üçlü paket aldık. Ya fiyatlar takır takır böyle artıyor. Para sayma makinesinin böyle tık 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 ses çıkar ya. Şu anda fiyatlar öyle artıyor. Biz de buralara yani senede taş çatlasa maksimum 3 kere falan geldiğimiz için dönüşte de şeyle dönüyoruz, ayıp da söylemiş, taksiyle dönüyoruz. Azı bir kere geliyoruz, alalım diyoruz. 4 tane varmış içinde. 10 dolara geliyor ama güzel. Bir tane de şu tavuktan alayım. Tavuk şöyle soslu moslu seviyorum ben. O da 9-10 dolara geliyor. Biraz meyve fiyatı göstereyim size. Şöyle hurmaların 2 kilosu 1000 yen. Hurmaları seviyor. Armut var burada 2 kilo. Yani bir saatlik çalışmayla aşağı yukarı 2 kilo geliyorsunuz. Burada armut alabiliyorsunuz. Elmanın kilosu 1500. 3 kilo elma 10 dolara falan geliyor. Bir saatlik çalışmayla 3 kilo elma alabiliyorsun. Aşağı yukarı fiyatlar. Burada meyve fiyatları güzel. Toptan alınca böyle ucuza geliyor ya, seviyorum. Tokyo'da 1 saatlik çalışmayla aşağı yukarı şu kadar 3 kilo bir elmayı hem de Fuji elmasını alabiliyorsunuz. Bu erikler biraz pahalıymış. Bunlar Kaliforniya eriği ya. 10 dolara geliyor. 1 kilo bile değil. 20 dolara 700 gram ahtapot. Vallahi iğrenmeyin, güzeller. Özellikle hamurun arasına böyle takoyaki gibi yapıp evde bizim makinemiz de var. Güzel gidiyor. Karidesler biraz pahalı mı geldi ya? 1 kilosu 15 dolara falan geliyor. Benim burada aldığım tek şey somon açıkçası. Şöyle Norveç somonu almadan geri dönmüyorum. 1900 gram 2 kilo de
Yaklaşık 27-28 dolara geliyor ama hakiki somon. Çok güzel şu büyüklükte. Bu eve gidince kesiyorum, şöyle dilim dilim yapıyorum, buzluğa atıyorum. Çok lezzetli. Aşağı yukarı 2 saatlik çalışmayla şöyle bir Norveç somonu alabiliyorsunuz. Bunlar da temiz olan, bunları soymuşlar da bunlar daha pahalı. Atlantik somon. Çıksız tertemiz somon ya. 50 dolara. Ben böyle kafama göre çeviriyorum ama 3400 yen 22 dolar yapıyormuş. Lan bu Japon parası ne kadar düşmüş. Amerika yine oyunlarına devam ediyor. Ya şu domatesler, bunlar 1200, işte 1 saatlik çalışmayla şöyle domates alabiliyorsunuz. Küçük küçük. Bunlar arkadaşlar dolapta 2 hafta 3 hafta dursa bile hiçbir şey olmuyor. O yüzden bunları seviyoruz. 900 gram şunlardan bir tane hemen alalım. Üzümler varmış. Bu ne? Kivi mi bunlar? Bunlar bebek kiviler. Bunlardan ben hiç yemedim ya. Arada sırada görüyorum ama 1,5 kilo üzüm, 1,5 saatlik çalışma. Ben bu fiyatları böyle söylüyorum ama başka türlü nasıl çevireceğimi bilmediğim için. Yani ortalama buradaki ekonomik duruma göre çeviriyorum. Yoksa liradan filan çevirdiğimde belki bir ay sonra lira bunun 2 katı olacak. Direkt buradaki standartlara göre çeviriyorum. Anlaşılması daha kolay oluyor. Burada yaşadığımız için. 2 kilo carrot, vay anasını. Demek ki 1 saatlik çalışmayla ben 6 kilo havuç alabilirmişim Japonya'da. Ya bazı ürünler ucuz. Ama bazı ürünlerin fiyatları biraz yukarıda. Yediğimiz şeylerden göstereyim. Bak bu turplar. Bunları da seviyorlar ha. Japonların en çok tükettiği ürünleri hemen burada görebilirsiniz. Bakın bu lahanalar istisnasız ya. Yaşlıların bu lahana yeme oranı %100 filandır. Nasıl bitirmişler? Ucuz herhalde. Şöyle küçük mantarlara ben bunlar hep önyargıyla bakıyordum ama bu Japon yemeklerine koyulunca gerçekten çok güzel oluyorlar. Üzüm alalım. Üzümü de bu biraz küf tutmuş. Bunu bırakalım. Ya bunlara bakmıyorlar mı? Bunları genelde bakayım. Bu güzel. Yok güzel değil. Bunlara ne olmuş böyle ya? Küflenmiş içi. Vay anasını, vazgeçtim bunları almakta. Bunlarda bir sıkıntı var. Soğan fiyatını merak edenler için 1 saatlik çalışmayla Japonya'da 5-6 kiloya yakın soğan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Soya soslu avokado. Soya soslu avokado da ilk kez yiyeceğim. Adana soy sosu niye atıyorsunuz arkadaş? Yumurta fiyatları 20'li, şuradan 3,5 dolara geliyor 20'li yumurta. Yoğurtların hastası da bakayım alacak mı? Şu yoğurtlar meşhur, görüyor sağda solda özeniyor. Şu Hokkaido sütlerini tek satsalar alacağız. Bunu deneyelim mi canım? Açay suyu organik. Bak bir saat yardıracağım Uber'de. Şunu bir haftada filan beraber içelim. O kadar çalışıyoruz, bari bir işe yarasın. Açayı, üzümünün suyunu da koyduk buraya. Bak fiyat artıyor. Şu yoğurtlardan aldı. 12'li, 8 dolara. En sevdiğim bir başka köşeye daha. Kahvaltı olunca işin içerisinde vallahi seviyorum. Dur şuranın başından başlayacağım. Günün en önemli öğünü kahvaltıdır. O yüzden kedarlı, şu garlikli olanı ben yiyeceğim. 10 dolara geliyor. Tahminlerinizi alalım bakalım ne kadar tutacak buralar. Yorumların altına yazın, bir de çıkışta söyleyeceğim ne kadar tuttuğunu. Costco'da bizim pidelerden satıyorlar. Bir ara almıştık bunları. Fakat çok da beğenmedim. Mikroya koyuyorsun böyle 8-10 dakikada. Mikrodalga fırında oluyor da bana hitap etmemişti. Ne aldın? Seasoned sauce, mixed mushroom, bir bolognese mantarlı. Biz bu ara herhalde mantara bir yoğunlaştık. Okey. Koyalım. Churros mu? Ya bu iyi ki bir İspanya'ya gitti, orada bir churros yedi ya. Yok da buz gibi burası. İyi ki bir churros yedi. Tamam al. Al. Gel. Haydi olsun. 1898 yani. Churros'u da aldım. Belim büküldü şu anda. İki büklüm gidiyorum. Kaldıramıyorum. Himmet abi. O kadar çalışıyoruz abi. Alalım koyalım. İlla yeriz ya. Oha bak bu çaylar. Bu çayları biz bir 5-6 ay önce almıştık. Hala evde duruyorlar. İnanılmaz rahatlatıcı. Bunları görürseniz kaçırmayın. Alın paketlerde. Lipton'u boş verin. Bundan alın için. Benim bisikletle Japonya turunda yaklaşık 1 ay boyunca ufak ufak yediğim granola. Çikolatalı olunca çok güzel. Şu çikolatalı granolayı da alalım. 1868 yen yapılmış. Okulama tarihi zaten bayağı var. Ben bunu bir senede çok ufak yer bitirdim. 1688 yen. Şu soslar.
Turşu sosları çok seviyoruz. Yani ben salça diyorum bunlara. Domates, reyhanlı sos ama ben bunlara salça diyorum. Bu var ya, hayat kurtarıyor hayat. Bunu her yemeğe atıyorsun ya. Yani şu churros'a bile atabilirim. Çok güzel bu. Üçlüyü alalım, koyalım. Nasıl olsa taksiyle, arabayla döneceğiz. Başka ne kaldı burada? Konuşamıyorum artık. İki bit. Bakın bu tuvalet kağıtlarını millet deli gibi buralardan girip tuvalet kağıdı alıyor ama yani dışarıda da aşağı yukarı böldüğünde, adete böldüğünde aynı fiyata geliyor. Seviyorlar işte ya. Kırklent'in kağıtları, totolarını daha soft yapıyor, yumuşak yapıyor. Bak abim almış mesela. Neymiş bu? Hot tuna. Ne kadarmış fiyatı? 1570. İçinde böyle mi çıkıyor tuna? Bu acılı balık. Acılı balık. Tuna balığı. Orkinos. Kore'de number varsa hemen ilgisini çekti. Tamam hadi alalım, seni mi vereceğim? Bir saatte öyle çalışırız. Bir saatte böyle, bir saatte öyle diye diye zaten yorgunluk, Japonya'daki yorgunluk normal bir yorgunluk değil arkadaşlar. Yani olduğun yerde sızıyorsun, uyuyorsun. Lazanya tabii. Lazanya veriyorlar. Şurada koşa koşa lazanya almaya gittim. Dünya üzerinde bir şey eşantiyonsa valla hiçbir ırk hayır demez buna. Yosunlar falan vardı. Pul biberli. Vallahi güzel, sevdim. Bunu içkinin yanında yiyeceğim. Lazanya getirdi bana. Biz şöyle bir yarım saat daha dolansak karnımızı doyuracağız gibi. Hoppa. O işi ben yine de lazanyayı seviyorum. Tam Türk'ün eşi olduğunu belli ediyorsun ha. Karnını doyuruyorsun, aferin. Biliyorum bu işi. Böyle bir de zeytinyağı aldık. 1700 yani. Hadi bakayım. Artık konuşamıyorum. Fiyatı güzel. Ben bunu kaçıramam. 900 yeni turşu bulmuşum. Hele böyle. Canım bazen geceleri istemsizce turşu çekiyor ya. Baby turşu. Baby kız. Hadi bakayım. Sonumuza doğru gidelim. Bir beleşe daha çayda bulduk. Güzel, aslında böyle bir nar havası var. Oh, güzelmiş bu ha. Ne kadar bunun fiyatı? 1228 yen. Alınabilir aslında. Kaç tane var içinde? 100 tane mi var içinde? O içinde 100 tane varmış. Size bir söyleyeyim mi? Bu kışın Japonya soğuğunda evde nasıl gider biliyor musunuz? Şunu alalım koyalım. Kışın içeriz. Kuru yemişler Japonya'nın marketlerinde genelde az oluyor. Biraz bir tık pahalı oluyor açıkçası. Mesela bu yaklaşık 1,5 kilo ayarında 1378 yen. İşte 7-8 dolara falan geliyor. Güzel. 15 dolara geliyor. 1.36. İşte pahalı. Şimdi ya bunu alalım ya bunu alalım. Bu 2200 yen, bu 1800 yen. Karışık olanı seçelim. Bu 2200 yen. Eskiden bizde bunların işlerinde bir sürü içkili olanların da babam alırdı, eve getirirdi. Hiç paranın değerinin olduğu zamanlarda aklıma geldi görünce. Vay anasını. Etlerimizi de aldık. 6 kilo kıyma aldık. 3000, 6000, 40 dolara geliyor. Geldim canımın içi, dur gidemiyorum. 6 kilo kıyma 40 dolara aldık. Tavuklar ucuz. Bir tane tavuk gider ayak alalım. Oo, sıcacık he. Bunu var ya evde bir yiyeceğiz şimdi. Oh, la elim yağlı oldu, üste dokundum. Tamam şunu alalım. Bunu kaç, 5 dolara geliyor, hiçbir şey ha. Kahvaltıya doğal olarak
ağırlık verdik. Tahminlerinizi yazın arkadaşlar. Benim tahminimi gelecek olursak ben bir 60 bin yen, bir 400-450 dolar civarı bir fiyat bekliyorum. Ailemize yeni bir hamburger katıldı. 10 adet hamburger. Ne kadardı bu? 10 dolara geliyor. Şunu da şunun yanına koy. Yorumlara fiyatları yazın. Ortalama ne kadar tutar sizce? Bugün yaptığımız, ben aylık demeyeceğim. Bize 2 kişilik bir aileye göre en azından bir 2 aylık bir alışveriş olacak bize. Bazı ürünler 1,5-2 ayda anca biter. Yorumların altına yazın, hem de etkileşim olur. Aa, zeytin bulamadık. Zeytin yoktu. Solda bir yer gördüm. Dur ablam. Dönemiyorum zaten abi. Sen boş şeyle benim yanıma geliyorsun. Hadi bakalım. İşte gidiyor. Gel, çirosu da koy. Domatesi de koy. Toplamda 77.796 yen hemen çevirdim. Bu gördüğünüz bizim birkaç aylık mutfak masrafımız arkadaşlar. Sadece mutfak masrafı. Daha sebzeye girdik mi? Daha sebze tek tük bir şeyler almadık. Neyse işte 500 dolara geliyor kısacası. 77.000 yani asgari ücretin 1/3 öyle söyleyeyim. Bu harcadığımız para iyi mi kötü mü yorumlara yazabilirsiniz görüşlerinizi. Durum bu şekilde. Gidelim şu eve de şu tavuğu yiyelim.